İşlemlerin devamını. Blank'le hayatı içerisinde yer alan flip blank ile parçayı tam tersi yönde çevirmek olacaktır. Progresif hattı üzerinde bu şekilde yürümesini, ilerlemesini belirledik. Scrap dizayn ile zımba formlarının tasarımları gerçekleştirilebilir. İşlemin yapılmasında scrap dizayn içerisinde ilk karşımıza çıkan ifade blank boundary artı sketch. Yöntemin kullanılmasındaki yapı oldukça basit olmakla beraber sketch mantığına dayanmaktadır. Yazılımın vereceği varsayılan düzleme açılan bir sketch'te scrap'i oluşturacağınız hat tanımlanabilir. Yöntemin uygulanmasında sketch ile ilgili bildiğiniz tüm işlemler geçerli olacaktır. Yöntem Black Boundary artı Sketch olduğundan Sketch hatlarını parçanın iç kısmına kadar ulaştırıyorum. Yazılım şuradaki kesişime kadar formu algılayıp Sketch hatlarını tanıyıp ardından da Blank geometrisinin formunu devam ettirecektir. Gerekli ölçüsel tanımlamalar yapılabilir. Sketch'ten çıkılmasıyla birlikte sketch geometrisi tanınacak. Aynı zamanda parçanın blank hattı da tanımlanarak mevcut bölgeye bir scrap dizaynı yapılacaktır. Mevcut yöntem ile scrap'in tüm geri kalan tüm scrap dizaynları gerçekleştirilebilir. Bir diğer script'in tasarlanmasında işlem aynı mantıkla devam ettirilebilir.
Yapılan dizaynlardan da ilgili skeç attığı ve parça boundary'i algılanarak iş bölümü tek bir scrap oluşturulacak. Bu esnada edit bölümünde yer alan split seçeneğiyle mevcut scrap'e bölebilirim. Bunun için yine bir skeç hattı oluşturulabilir. Oluşturulacak hatta yer alan trimleme hattını dilediğim gibi gerçekleştirebilirim. Skeç içerisinde tanımlanan eğri hatlarıyla skeçten çıkmamla birlikte seçilen scrap bu iki hatla split edilecektir. Böylelikle ortamda biraz önce tek parça olarak görmüş olduğumuz scrap'in iki parça haline geldiği gözlemlenebilir. Create bölümünden Blank Boundary artı Sketch yöntemine geçiş yapılarak parça üzerinde pilot olarak kullanacağım fonları modelliyorum. Circle komutu tercih edilerek yani 8'lik bir pilotun bunun merkezine konumlandırılması sağlanabilir. Aynı şekilde bu noktada 8'lik bir pilot geometrisi çizilebilir. Blank Boundary artı Sketch yönteminde oluşturduğumuz hattın içerisinde yer alan formu piercing olarak tanıdı. Yani bir patlatma, bir zımba olarak gördü. Bunu plot olarak tanıtmak amacıyla Change Type bölümüne ulaşıyorum. Seçmiş olduğum, oluşturmak istediğim plot geometrilerini seçip plotting'in işaretli olmasına dikkat ediyorum. Böylelikle tanımlanan geometriler artık birer plot formu olarak karşımıza çıkacak. Yapılacak bir diğer işlem yine ilgili scrap üzerinde olacak. Parçayı yan taraftan bantta sabitleyen iki tane hattımız bulunacak ve en son oluşturacağımız zımba geometriyle parçayı banttan ayırıp düşürmesini sağlayacağız. Alt taraftaki kısım zaten hemen hemen ortaya çıktı ama üst taraftaki tutan kısmı oluşturmak amaçlı skecin içerisinde bir trimleme işlemine daha başvuracağım. Buradaki iki hattı yine skecin içerisinde Project Curve ile alıp Offset Curve komutundan mm mesafede offsetlenmesini istedim. Finish Sketch diyerek
işlemi gerçekleştirdim. Scriven yine bölündüğünü görebileceksiniz. Şu kısım için yeni bir tanımlama yapacağım. Dolayısıyla delete deyip geçerli script'i kaldırıyorum. En son yapacağım Zumba tasarımı için Create bölümüne ulaşıyoruz. Blank Boundary artı Sketch seçeneğinin içerisinden hemen Sketch geometrimizi varsayılan düzlem üzerine oluşturuyoruz. Projektör komutlarını kullanarak şu iki hat seçilebilir. Bunların projekti mevcut tasarım içerisine alınabilir. Otomatik ölçülendirmeyi iptal ederek işlemi tekrar yapıyorum. Şu iki hattın yine bu bölümde karşımıza çıkması gerektiğinden bunların da bir projektini alıyorum. Ardından Edit menüsünde yer alan Move Object ile seçmiş olduğum hatları noktadan noktaya taşıyarak aynı konuma gelmelerini sağlıyoruz. Move Original orijinal hatların taşınmasını sağladı. Böylelikle buradaki son zımba formunun genişliğini oluşturmuş olduk. Üst tarafta da yine projektör bu işlemde bize yardımcı oldu. Profile komutu ile şu hatların add constraints ile sabitliyorum. Make corner seçeneğiyle bu köşeyi oluşturalım. Ölçülendirmeye devam ediyorum. Alt taraftaki geometri içinde benzer tanımlamaları gerçekleştiriyoruz. Şuraya kadar temizleyecek. Biraz daha geniş olacak şekilde. Mevcut iki hattı sabitleyelim. Bu iki yer arasında kolineer tanımlaması yaptık. En son yine formu düşürecek olan zımba hatlarının tasarımını gerçekleştirdik. Finish sketch diyerek sketch'ten çıkıyorum. İki sketch hattı algılandı. Tasarımın apply denmesiyle birlikte ilgili bölgeleri yine birer tane scrap oluşturulduğunu görebiliyorum. Bu esnada yapılabilecek bir diğer işlem hole boundary olacak. Hole boundary parça üzerindeki açıklıkları bularak bu bölgelere otomatikman birer scrap tasarımı gerçekleştirecek.
Görmüş olduğunuz üzere. Mevcut bölümde yer alan bir diğer seçenek Chain Station. Oluşturulan tüm scrapleri birinci istasyonuna karşımıza getirecek birazdan ve biz bunları istediğimiz, dilediğimiz istasyona aktarabileceğiz. Ancak o anki karmaşıklığa izin vermeden bu esnada dahi istenilen scrap geometrileri seçilerek bunlar 7. istasyona tanımlaması yapılabilir. Yapılan script tasarımlarının ardından artık band dizaynını oluşturmaya geçiş yapabiliriz.